Sevgili arkadaşlar, Hız Yayınları'nın Türkçe Soru Bankası 8. sınıf yazım kurallarıyla yolumuza devam ediyoruz. İbrahim İşbilir sizinle beraber. Kurt Akademi'ye üye olup, abone olup, like atmayı, bizleri beğenmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Birinci sorudan başlayalım. Bakalım yazım kuralları bizi nasıl etkileyecekmiş sınavda. Şimdi diyor ki, büyük harflerin kullanıldığı bazı yerler şunlarmış. Kitap, dergi, gazete, sanat eserlerinin her kelimesi büyük harfle başlarmış dostlar. Tamam. Saray, köşk, han, kale, kule, anıt ve benzeri yapı hatlarının bütün kelimeleri büyük harfle yazılırmış. Yer hatlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlarmış. Belli bir tarih bildiren ay ve gün hatları büyük harfle başlarmış. Şimdi sevgili dostlarım, burada size minik minik formüller vereceğim ve rahatlıkla yapacaksınız bu yazım kurallarını. Aşağıdakilerden hangisine, bu kurallardan herhangi birine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır diyor. Zigana geçidi. Dostlar, bakın büyük yazılmış. Size küçük güzel bir formül vereceğim şimdi. Bunu asla unutmayacaksınız. Galiba kısa short video olarak da attık bunu biz. Ama yine buradan da anlatayım. Mesela diyoruz ki işte Zigana geçidi. Hocam nasıl büyük yazıldı? Efendime söyleyeyim, Van Gölü. İşte ne bileyim, Eyfel Kulesi. Bu tarz ifadelerde yazayım birkaç tane daha örnek. Antep fıstığı. İşte ne bileyim, Hindistan cevizi. Şöyle büyük yazayım. Sen niye geldin buraya? Hah, git şöyle. Hindistan cevizi. Sevgili dostlarım, bu tarz ifadelerde bunlar ilk kelimeler, özel hat olduğu için büyük yazılır. İkinci kelimelerin baş sesleri, baş harfleri nasıl yazılır? Hemen şuna bakacağız. Geçidi taşıyabiliyor musunuz? Taşıyamıyorsunuz. O zaman büyük yazacaksın. Gölü taşıyamıyorsun, büyük yazacaksın. Kuleyi taşıyamazsın, büyük yazarsın. Ama fıstığı taşırsın, küçük yazarsın. Cevizi taşırsın, küçük yazarsın. O yüzden arkadaşlar bunlar küçük yazılır. Dolayısıyla Zigana geçidi doğru yazılmıştır. Gümüşhane ili, il, ilçe, belde, semt, köy adları küçük harfle yazılır. Burada da bir sıkıntı yoktur. Adana doğrudur. B'ye bakalım arkadaşlar. Ülkemiz en çok tercih edilen köprülerin başında Galata Köprüsü. Biraz evvel anlattık bak. Eyfel Kulesi gibi. Köprüyü taşıyabiliyor musun hayatım? Taşıyamıyorsun. O zaman büyük yazacaksın. Bu da doğrudur. 3'e bakalım. Yapılan açıklamaya göre LGS Haziran ayında organize edilecek. Sevgili arkadaşlar, tarihlerin yazımı ile ilgili minik bir formül veriyorum şimdi de. Eğer ki arkadaşlar cümlede sayı varsa, sayı bildiğimiz 1, 2, 3 yani rakam varsa ne yapacağız biliyor musunuz? Gün ve ay adları büyük yazılacak. Yoksa küçük yazacaksınız dostlar. Mesela bakıyorum cümleye. Haziran bir ay adı ama cümlede bir sayı var mı? Yok. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan'dır diyoruz sevgili vatandaşlarım. Lütfen bu formülleri de siz de videoyu izlerken arkadaşlar bakın bir köşeye yazın. İşinize yarar diye düşünüyorum sevgili arkadaşlarım. Geçiyorum ikinci soruya. Şimdi bakalım ikinci soruda neler bizi bekliyor. Şöyle cevabı da göstermiş olalım. Diyor ki Panama bayraklı dev petrol platformu Boğaz'dan geçip Karadeniz'e ilerledi. Medeni kanunla her alanda kadın erkek eşitliği sağlandı. Üçüncü cümle 7316 sayılı kanun ile bazı iş yerlerine teşvik verilecektir diyor. Bu cümlelerde aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur? Şimdi bir kere şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Şıklar buradaki herhangi bir yazım yanlışını bize anlatmaya yeter arkadaşlar. Diyor ki yer bildiren özel isimlerde kısaltmalı söyleyiş söz konusu olduğunda yer adının ilk harfi büyük harfle başlar. Bakalım arkadaşlar burada yer bildiren özel kısaltmalı söyleyişle ilgili bir durum var mıdır? Bakalım yer bildiren Panama bayraklı dev petrol platformu Boğaz'dan geçip Karadeniz'e ilerledi. Bazı işlerine teşvik verilecek. Bakalım
Buradaki örneğimiz arkadaşlar nereyi temsil ediyor? Bakın Panama bayraklı dev petrol platformu diyor ya. Bunlarla ilgilidir arkadaşlar. Kısaltmalı bir söyleyiş. En azından boğazdan bakın büyük harfle yazdık. Boğazdan dediği nedir arkadaşlar? Herhangi bir boğaz ya da bizim İstanbul Boğazı'ndan bahsediyor. Dolayısıyla boğazın B'si büyük yazılır. B'ye bakalım. Kurum, kuruluş ve kurul adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Bakalım kurum, kuruluş adı var mı burada? Türk Dil Kurumu gibi, Türk Tarih Kurumu gibi. Yok değil mi? Dolayısıyla buna noktamı koydum. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge adlarının her kelimesi büyük harfle başlar. Bakın medeni kanun. Burayla ilgilidir. Bu da geçtik. Kurum, kuruluş, kurul, tüzük, yönetmelik ve benzeri sözler asılları kastedildiğinde büyük harfle başlar. Mesela 7316 sayılı kanun. Bu da vardır arkadaşlar. Dolayısıyla kurum, kuruluş adlarının her kelimesi büyük harfle başlardan kastı şöyle bir şey olmalıydı. Mesela Türk Dil Kurumu. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ne bileyim işte Galatasaray Üniversitesi. Kabataş Erkek Lisesi gibi ilk harfleri büyük yazılır. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Bursa'dır diyoruz sevgili vatandaşlarım. Geldik. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2022 yılını Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı ilan etti. Bu cümlede ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama günlerinin adları büyük harfle başlar. Özel adlarda yer alan kelimelerin ilk harfleri büyük yazıldığında ile, ya veya ve benzeri sözleri küçük harfle yazılır. Belli bir tarif edilen ay ve gün adları büyük harfle başlar gibi kurallardan hangilerinin örneği vardır diyoruz arkadaşlar. Bakalım. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma, kutlama günlerinin adları büyük harfle mi başlar? Evet. Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı. Bu birinci kuralla ilgilidir. Bir vardır. Bir olmayanları şeyde eleyebiliriz sorunun içerisinde. Şöyle eledim. Özel adlarda yer alan kelimenin ilk harfleri büyük yazıldığında ile, ya veya ve benzeri sözleri küçük harfle başlar. Bakalım Uluslararası Balıkçılık ve Su Ürünleri Yılı güzel. Bakın L küçük yazılmış. Bu da ikinci cümleyi örneklendirir arkadaşlar bize. Üçe bakalım belli bir tarif bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Dostlar biraz evvel dedim ya size. Böyle tarih yazarken neye bakacaktık? Sayıya bakacaktık. Sayı varsa ay ve gün büyük harfle yazılır. Ama bakıyorum burada ay ve gün yok. Sadece 2022 yılı var. Zaten bu sayı olduğu için bu şekilde yazılır. 3'ün örneğine rast gelmediğim için cevabımız ne oluyor sevgili dostlarım? 1 ve 2 yani B şıkkı oluyor diyoruz. Şöyle de cevabı gösterelim ve diğer soruya bakalım sevgili dostlar. Arkadaşlar 4. sorudan devam ediyoruz. Diyor ki aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kullanımı ile ilgili bir yazım yanlışı yoktur diyor. Alt komşumuz Berna abla mahallenin her derdine derman olan çok yardımsever bir kadındı. Dostlar Berna abla buradaki abla esasında küçük yazılsa da olur Berna ablam. Ama bir lakap olsaydı Berna abla onu büyük yazabilirdim. Ama burada bir yanlış vardır. Türk Dili ve Edebiyatı bölümü. Dostlar, buna Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün B'sini büyük yazabiliriz. Yazmamız da lazımdır. Özel bir kullanımdır. Evimizin bulunduğu sokakta açılan pastane harika Maraş dondurması yapıyor. Müdavim olduk. Maraş dondurması. Evet, Maraş büyük, dondurma küçük. Niye bunu küçük yazdık? Çünkü dondurmayı taşıyabilirim değil mi? Taşıyabildiğim şeyleri nasıl yazacağız? Küçük yazacağız bu anlamda. C'de bir hata yoktur. Uzun süre güneş altında kalan insanların ciltlerinde lekelenme olması kaçınılmaz. Güneş arkadaşlar burada bilimsel olarak mı kullanılmış? Hayır. Güneş altında kalmak yani güneş ışığı altında kalmak anlamındadır. Güneşi küçük yazabilirim. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız Ceyhan'dır diyoruz sevgili dostlar. Geçelim 5. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır arkadaşlar? Ne diyoruz? Antakya Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferi sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Arkadaşlar bir kere sefer, savaş vesaire gibi ifadeler büyük yazılır. Hani onu bile bilmezseniz atıyorum aklınıza gelmediyse Mısır özel bir isimdir değil mi? Bir ülke ismidir. Bunu büyük yazacaksın. Mısır seferinin sesi de büyük olur. Dolayısıyla cevabımız Adana'dır diyoruz sevgili arkadaşlar. Kolay bir soruymuş arkadaşlar. Geçelim diğer soruya.
Şöyle bir defa daha evet. Evet. Ne diyor? Aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan herhangi birine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? Bakalım. Kitap, dergi, gazete ve sanat eserlerinin tablo, heykel, beste ve benzeri her kelimesi büyük harfle başlar. Bakalım. Leylak toplayan kız tablosu. Arkadaşlar, tablonun ismi şu değil mi? Leylak toplayan kız değil mi? Dolayısıyla bak bu büyük yazılır. Ama leylak toplayan kız tablosu derken tablonun T'si küçük yazılır sevgili dostlar. Buna uymamış. A'ya nokta koydum. Tabela, levha ve levha nitelindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle yazılır. Bakalım üzgünüz, kapalıyız. Evet bakıyorum. Acil durum, toplanma alanı, kaygan yol. Hepsini büyük yazmış. Doğrudur arkadaşlar. Kitap, dergi ve benzeri bulunan resim, çizelge, tablonun altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle yazılır. Evet bakın bu da doğru yazılmış. Uyarı, açıklayıcı yazı cümle niteliğinde ise sonuna nokta konmaz. Evet bakın nokta konmaz. Hepsi doğru yazılmıştır. Fakat arkadaşlar Adana'daki leylak toplayan kız tablosu görselinde hata vardır. Tamam mı? Bunu da bu şekilde bilmeniz yeterlidir sevgili dostlarım. Devam ediyoruz şimdi. Bakalım nasıl bir süreç bizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Şöyle kapatalım burayı. Cevabımızı da gösterelim. A olduğu belli olsun. Diğer soruya fazla atlamadan. 7. soru. Diyor ki 13 Mayıs Perşembe. Kıymetli büyüğüm, Ramazan bayramınızı tebrik ederim. Huzurlu nice bayramlarda buluşmak ümidiyle ellerinizden öperim diyor. Bu tebrik kartında aşağıdaki yazım kurallarından hangisinin örneği yoktur? Bakalım. Mektuplarda ve resmi yazışmalarda hitaplar büyük harfle başlar. Doğru. Pardon, yanlış yeri çizdim. Çok özür diliyorum. Kıymetli büyüğüm, bakın Adana'daki hitaplar doğru yazılmış. Ulusal, resmi ve dini bayramlarla anma ve kutlama törenlerinin adları büyük harfle başlar. Bakın Ramazan bayramı değil mi arkadaşlar? Doğru yazılmış burada da. Buraya da B şıkkı yazabilirim rahatlıkla. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. Bakalım. Böyle bir örnek yok. Bundan kastı şudur arkadaşlar. Mesela Yüzbaşı Cemil yazsaydı büyük yazardık değil mi? Çünkü bu unvan, lakap, sıfattır. Veyahut da Nene Hatun. Bunları büyük yazardım değil mi? İşte ne bileyim işte Tülin Hanım diyelim mesela. Bunların hepsi büyük yazar. Ama buna dair bir şey olmadığı için C'ye ne yapacağız arkadaşlar? Noktamızı koyacağız şöyle. Belli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Evet ne dedim size biraz evvel? Eğer tarihte sayı varsa gün ve ay adları büyük harfle yazılır. Dolayısıyla bu da doğrudur. D şıkkının da burada olduğunu belirtip cevabımızın C olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Geçelim arkadaşlar diğer soruya. Bu sefer D'nin, K'nin, M'nin yazımından bahseden sorulara geçtik. Ne diyor? Ek olan D ile K kendinden önceki sözcüğe bitişir fakat bağlaç olan D ile K kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır. Hemen burada size minik bir formül vereyim arkadaşlar. Bunu da aklınızda tutun. Eğer ki'yi ayrı yazmak istiyorsanız veyahut da bir bitişik yazmak istiyorsanız ne yapın biliyor musunuz arkadaşlar? Ki'nin sonuna ler getirin. Ler eki. Eğer anlamsız olursa ayrı yazılır. Eğer anlamlı olursa arkadaşlar bitişik yazılır. Mesela hemen bir aşağı ufak bir örnek yapalım. Aşağıdaki şunu yazamadım. Silgiyle bir sileyim. Şunu küçük bir silgiyle şöyle tertemiz edeyim. Diyelim ki aşağıdaki şöyle bina. Aşağıdaki bina. Hemen bu kelimeye ler getireceğiz. Sadece ki'nin olduğu ifade. Aşağıdakiler oluyor mu? Oluyor. O zaman bitişik yazarım değil mi? Başka bir şey yapalım. Başka bir örnek. Diyelim ki bunu duydum ki geldim diyorum.
Hemen ki'nin olduğu ifadeye arkadaşlar ne yapacağız? Ler getireceğiz. Duydum ki'ler oluyor mu? Hayır, olmuyor. Anlamsız olduğu için ayrı yazdım. Hemen böyle bakacağız. D'da da bir şey öğreteceğim. Hemen bakalım. Bu açıklamaya göre hangisinde bir yazım yanlışı vardır diyor dostlar. Bakalım. Hangisinde bir yazım yanlışı var? Maviş kalemimi alayım. İskoçya'nın Yell adasında, bakın D'da doğru yazılmış, cümleden çıkardığın zaman anlamsız olmuyor. Fosil yakıtta çalışan otomobillerin kullanımı yasaklanmıştır diyor. Hayır, bir yazım yanlışı yoktur. Bir olan şıkları eleyebilirim. Adadaki tüm otomobiller elektrik enerjisiyle çalışıyor. Hayır, adadakiler oluyor mu? Oluyor. O zaman bitişik yazmış. Doğru yazmış. 2'yi de eledim. Cevap direkt çıktı ama ben diğer şıklara da bakmak istiyorum. Bu otomobillerin çalışması için gereken elektrik enerjisi de artık tamamen gelgitten elde ediliyor. Arkadaşlar, ayrı ya da bitişik yazılan D'yi de bilmek için D'yi, da'yı cümleden çıkarın. Cümleden çıkarıp okuyalım bakalım. Eğer anlamlı olursa, yani cümlede bir bozulma olmazsa ayrı yazın. Eğer ki anlamsız olursa dostlar ne yazmamız lazım? Bitişik yazmamız lazım, değil mi? Hemen bu cümlede yapalım. Enerjisi artık tamamen gelgitten elde ediyor. Bir bozulma yok, ayrı yazacağım ama burada bitişik yazmışım. Bu yanlış. Dörde bakalım. Elde edilen elektrik enerjisi o kadar yüksek ki, hemen ki'nin yazımını ler getirerek yapalım. Yüksek ki'ler oluyor mu? Hayır, anlamsız olur. O zaman nasıl yazmam lazım? Ayrı yazmam lazım, değil mi? Dolayısıyla cevap D şıkkıdır. 3 ve 4'tür diyoruz sevgili dostlar. Lütfen bu formülleri unutmayın arkadaşlar. Ki'nin ve D'nin bu şekilde rahatlıkla yazımının doğru olup olmadığını sağlamasını yapabilirsiniz diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Cevabı da gösterelim şöyle. İkinci soru. Diyor ki, bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır? Bakın, böyle olumsuz ifadelerde hemen yukarıya şıkları taratabiliriz, aratabiliriz. Bağlaç olan D'da yanlış yazılmış mı? Çocuğunuz da bir çizgi roman okumuş muydunuz? Çocuğunuzda. Çıkartın. Çocuğunuz bir çizgi roman okumuş muydunuz? Hayır, yazım yanlışı yok burada. Bakıyorum şöyle, başka D'da var mı? Kazandırma da diyor. Okuma alışkanlığı kazandırmada bu tür kitapların önemli bir etkisi olduğu bilinmektedir. Bakalım arkadaşlar, D'da'yı çıkararak okuyalım. Anlamlı mı, anlamsız mı? Okuma alışkanlığı kazandırma bu tür kitapların önemli bir etkisi olduğu... Hayır. Yanlış oldu, değil mi? Yani anlamda bir bozukluk oldu, değil mi dostlar? O zaman bunu bitişik yazmam lazım. Demek ki bağlaç olan D'da'nın yazımıyla ilgili bir yanlış yapılmıştır. Sonra eki mı kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumuna uğrar. Bakalım, var mı böyle bir hata? Okumuş mıydınız? Okumuş mıydınız olmaz. Nedir bunlar arkadaşlar? U, değil mi? Ünlü uyumuna uyması için ne yazmamız lazım? Okumuş muydunuz? Evet, bunda da bir hata var arkadaşlar. Böyle yazılmaması lazım. B'yi de yanlış olarak kabul edeceğiz. Bağlaç olan ki ayrı yazılmıştır. Bakalım, unutulmaz ki. Hemen bak, oradakiler doğru yazılmış. Unutulmaz ki ayrı yazılmış. Ler getirdiğimde oradaki doğru, anlamlı oldu. Ama unutulmaz kiler anlamsız olduğu için ayrı yazıldı. O zaman bağlaç olan ki ile ilgili bir sıkıntım yok. Bir yazım yanlışı yapılmamıştır arkadaşlar. Gelelim C'ye, şöyle noktamızı koyalım. Bulunma durumu getirildi kelimeye bitişik yazılır. Biraz evvel yaptık arkadaşlar. Çocuğunuzda, kazandırmada. Bunlar, burası yanlış yazıldı ama burası doğru yazılmıştır. Dolayısıyla bunu da kabul ettik. Ceyhan'daki ki'nin ayrı yazılması ile ilgili bir problem yoktur diyoruz sevgili dostlar. Cevabımız Ceyhan'dır. Geçelim diğer soruya. Bir açıklama yapmışlar. Bağlaç olan D'da her zaman ayrı yazılır ve cümleye farklı anlamlar katar. Kendisinden önceki sözcükle ilgili değildir. Hal eki olan D'da her zaman bitişik yazılır ve sözcüğe bulunma anlamı katar. Pikniğe sen de gel. Bağlaştır. Kalemim sende kalmış bir hal ekidir. Bulunma hali ekidir. Buna göre diyor, aşağıdaki cümlelerin hangisinde D'da'nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bakalım, son kitabında bizi çocukluğuna götürüyor. Ne dedik arkadaşlar? Cümleden çıkararak okuyalım. Son kitabın bizi çocukluğuna götürüyor. Bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Hayır, yok. Anlamsız olduğu için bitişik yazacağız çıkardığımızda. Israr edersen yemekten sonra çaya da kalırlar.
Hadi çıkararak okuyalım. Israr edersen yemekten sonra çaya kalırlar. Bir yanlışlık yok. Ayrı yazabilirim. Doğrudur. 3'e bakalım. C'ye pardon. Okul takımının kadrosuna Serkan da alındı. Şimdi arkadaşlar burada bitişik yazılmış. Sadece ne yapmış? Özel hata olduğu için D'yi dahi kesmeyle ayırmış. Ama cümleden çıkardığım zaman okul takımının kadrosuna Serkan alındı. Bir anlamsızlık var mı? Hayır. O zaman bu şekilde değil. Bir bağlaç olarak hiçbir şekilde çengel kullanmadan yaya ayraç Serkan'la şeklinde yazmam lazım. Dolayısıyla cevabım C şıkkı olur sevgili dostlarım. Bunu da gösterelim. Lütfen bu tarz sorularda hemen hataya düşmeden cümleden çıkarıp çıkarmamaya bir bakarsanız daha iyi olur sevgili dostlar. Geçelim diğer soruya. Diyor ki bağlaç görevindeki ki ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz. Ek görevindeki ki ise kendinden önce gelen kelimeyle bitişik yazılır. Sonuç biraz evvel anlattığım gibi ne yapacağız ki olan ifadeye ler getireceğiz sevgili dostlarım. Bakalım. Buna göre 3 tane cümle yazılmış ve cümlelerin hangilerinde boş bırakılan yerlere getirilen ki bitişik yazılır. Ben şuralara ki yazayım. Hepsini sizle birlikte yapalım. Dedemin her zamanki neşesi yine üzerindeydi. Bakalım. Her zamankiler oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. Bitişik yazılması lazım. Demek kiler olmuyor. Ayrı yazılması lazım. Bir girişi vardı kiler olmuyor. Ayrı yazılması lazım. Dolayısıyla yalnızca bir numarada ki bitişik yazılır. İki ve üçüncü cümlelerde ayrı yazılır. Lütfen leri sadece kelimeye getirin arkadaşlar. Cümleye yaymayın. D dahi ama cümleye yayarak çıkartıp getiriyoruz değil mi? Evet şöyle cevabımızı da gösterelim. Geçelim diğer sorumuza. Niçin bizimle gelmiyorsun? Yoksa başına gelenlerden ötürü bizi hala suçluyor musun? Bu cümlede mığmi'nin yazımıyla ilgili aşağıdaki kurallardan hangisine uyulmamıştır? Bakalım mığmi burada suçluyor musun diye olmaz değil mi? Suçluyor musun olması lazım değil mi? Yani arkadaşlar ne yapmamız lazım? Kendinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumuna girmediği için bir yanlış yapılmıştır değil mi? Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır diyoruz arkadaşlar. Biraz daha kolay bir soruymuş. Altıncı soruya baktım. Aşağıdaki afişlerden hangisinde yazım yanlışı yoktur? Bakalım. Ben yollara çöp atmıyorum, sen de atma. Bak DDA'da biraz problem var. Cümleden çıkararak okuyun. Sen atma. Bir problem var mı? Hayır. O zaman bunu nasıl yazmam lazım? Ayrı yazmam lazım değil mi? Sen de atma. Bunda hata var. Bizimle çalışmak ister misiniz? Arkadaşlar mı soru ekledi. Daima ayrı yazılır. O zaman şöyle yazmam lazım değil mi? İster misiniz şeklinde yazmam lazım. Bu da yanlıştır. Evinizdeki kadar rahat ve huzurlu. Şimdi evinizdeki kadar rahat ve huzurlu. Var mı bir sıkıntı? Ki'yi bakıyorum yanlış mı doğru mu hemen tahsisini ediyorum. Sağlamasını yapıyorum. Evinizdekiler anlamlı mı? Anlamlı. O zaman bitişik yazılır. Burada bir problem yoktur. Cam balkon ve sineklik de çok fiyat. Sineklik de. Şimdi burada DDA yazmış. Şimdi burada bir sertleşme olması lazım. Allah Allah acaba ayrı mı yazacaktı? Hemen cümleden çıkararak okuyalım bitişik mi ayrı mı olduğunu bilmek için. Cam balkon ve sineklik şok fiyat. Şimdi anlamsız oldu. O zaman anlamsız olduysa bitişik yazılır. Doğru yazılmış ama bir hata yapılmış. Niye? Son ünsüzle kelimenin son ünsüzüyle bir ünsüz uyumuna girmek zorundaydı değil mi? Sineklik T diye yazılması lazımdı. Bu da yanlış yazıldığı için cevabımız Ceyhan'dır diyoruz sevgili arkadaşlar. Bakalım diğer soruya geçelim. Rahat rahat böyle baktığınızda Ceyhan olduğunu söyledik cevabın. Diğer soruya geçelim. Diyor ki aşağıdakilerin hangisinde bu kurallardan sadece birine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı varmış? Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır. Tamam. Soru eki mığmi gelenekleşmiş olarak ayrı yazılır ve kendisinden önceki kelimenin son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumuna uyar. Bu ek sorudan başka görevlerde kullanıldığında da ayrı yazılır. Tamam. Bağlaç olan ki ayrı, ek olan ki bitişik yazılır. Tamam. Bağlaç olan D de ayrı yazılır. Bu da tamam. Bu kurallardan sadece birine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır diyoruz. Bakalım. Hazır dünyadayken buradaki, hemen ki'ye bakıyorum, buradakiler doğru yazılmıştır. O zaman bu doğrudur.
Çoğaltın ki arkadaşlar, bağlaç olan ki bakın ayrı yazılması lazım. Çoğaltınkiler olmaz. Ayrılma zamanınız geldiğinde içinizde içiniz hala bir neşe olsun olmaz bitişik yazılır. Bu da yanlış yazılmıştır. Sadece bir ne diyordu? Bunda iki tane yanlış var. Bakalım başka var mı? Bu dünyada bizden geriye kalan tek şey yaptıklarımız ve söylediklerimiz olacaktır. Burada da bir yazım yanlışı. Sadece iki tane de var ama benden biri ne istiyor? A'yı bu şekilde elerim. B'ye bakalım. Biz kendimize ne kadar değer verirsek başkaları da. Hemen D'dayı bulalım nasıl yazıldığını. Başkaları bize o kadar değer verir. Bir mantıksızlık yok. Ayrı yazmam lazım. Bir tane yanlış buldum. Günün sonunda çıkartın. Günün sonun aynadaki. Anlamsız oldu. Demek ki bitişik yazılıyor. Doğru yazılmış. Aynadakiler gene doğru yazılmıştır. Yüzümüze mahcup olmadan bakabilmek önemlidir. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tane yazım yanlışı var. Benden de bir tane istiyordu. Bir kurala uymamaktan kaynaklı. Noktamı koydum. İnsan bir defa yalan söylemişse, söylemeye alıştı mı? Doğru, ayrı yazılmıştır. Öz saygısını kaybetmeyi kabullenmiş demektir. Artık onursuz sayılmakta değer görmemek de onu üzmez ki. Artık onursuz sayılmak da bu ayrı yazılır. Bir tane yanlış buldum. Değer görmemek de bu doğru yazılmıştır. Onu üzmez kiler olmadığı için bu da ayrı yazılır. İki hata buldum burada da. Buna da çarpı atıyorum. İyi bir adam gördünüz mü? Bak bu bir ayrı yazılması lazımdır. Taklit etmeye çalışın. Kötü bir adam gördüğünüz vakit onun kusurlarını kendinizde arayın. Kendiniz arayın, olmuyor. O zaman bunu da bitişik yazmak zorundayım. Bu da yanlıştır. Benden en az sadece birine uymamaktan kaynaklı dediği için cevabımız bağlaç olan ki burada ayrı yazacaktı. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır diyoruz sevgili arkadaşlar. İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Yazım kuralları ile ilgili. Yine diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kurt Akademi'yi beğenin, üye olun, like atın. Hoşça kalın sevgili.